Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimizde bugün sizinle e, scope kavramından bahsedeceğiz. Yani bir değişkenin kullanılabilir olduğu aralıkları inceleyeceğiz. Buradan yola çıkıp işte yerel değişken ne demektir, global değişken ne demektir, başka ne tipte değişkenler var? Bunları inceleyip kullanımlarına değinmeye çalışacağız. Ancak ilk başlarken çok temel bir şey değinmek istiyorum. Değişkenleri tanımlarken uymamız gereken çok temel bir kural var. O da şu: Bir değişkeni kullanmadan önce tanımlamak zorundasınız. Yani bakın, x eşittir 5 diye bir x değişkeni oluşturalım ve buraya geldiğimizde x'i yazdıralım. Şimdi hiçbir sorun yok tabii ki. Ekrana geldi 5 yazdı. Ancak siz bunu buradan kesip de buraya yapıştırırsanız bakın zaten yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu belli. Yani PyCharm benim kullandığım IDE şikayet etti, altını çizdi ve çalıştıralım ne sıkıntı olduğunu görelim. Bakın X tanımlı değildir dedi. Çünkü Python arkadaşlar bizim dosyamızı, bizim programımızı normal bizim okuduğumuz gibi en üstten başlayarak okuyor. Buraya geldiğinde ekrana x diye bir şey yazdırması gerektiğini görüyor. Ama o x'in ne olduğunu bilmediği için bize az önce gördüğümüz x tanımı değil hatasını veriyor. O yüzden arkadaşlar problem yaşamamak için bir değişkeni kullanmadan önce mutlaka tanımlamalıyız. Heh, size şöyle bir durum gösterebilir mi arkadaşlar? Biraz ilginç gelebilir. Bakın def fonk diyelim. Bir tane fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyon sadece çok temel bir iş yapsın. Ekrana x'i yazdırsın. Şimdi dikkat ettiyseniz x'in altını yine çizdi. Yani burada bir problem olacak diyor. Ben buraya gelip x eşittir 5 yazdığım zaman bu problem ortadan kalktı. Şimdi bu sorun tamamen çözüldü anlamına gelmiyor. Bu ne anlama geliyor? Ben size onu açıklayayım. Şimdi bu fonksiyonu ben oluşturduğum zaman oluşturduğum aşamada ekrana herhangi bir şey yazdırmıyorum. Yani bu print ifadesi burada çalışmıyor. Bu print ifadesi ne zaman çalışıyor arkadaşlar? Ben bu fonksiyonu çağırdığım zaman çalışıyor. Bakın çalıştırdım. Ekrana 5 yazdı. İsterseniz şunu 8 yapayım da aynı rakam eskiden kalmış gibi düşünmeyin. Bakın ekrana 8 yazdı. Şimdi ben bunu buradan buraya alırsam ve bu şekilde çalıştırırsam bakın x tanımlı değildir dedi. Şimdi burada olanı size şöyle söyleyeyim. Burada ben x'i aşağıda tanımladığımda buradaki kırmızı çizginin kalkma sebebi şu. Python bunu şöyle diyor. Ben burada ekrana x diye bir şey yazdıracağım. Ama eğer bu burada olmazsa bakın şöyle yapalım. Ben ne yazdıracağımı bilmiyorum diyor. O yüzden altını çiziyor. Siz bunu bu şekilde açtığınız zaman he, buralarda bir yerde diyor x var. Eğer ben bu tanımlandıktan sonra fonksiyon çalıştırılırsa ekrana yazdırabilirim. Yani böyle yaptığım zaman ekrana yazdırabilirim diyor. O yüzden buradaki kırmızı çizgiyi kaldırıyor. Ancak dediğim gibi bunu bu şekilde kullanırsanız yine hata alırsınız. Yani kuralımız geçerli. Bir değişkeni kullanmadan önce tanımlamalısınız. Burada biz bu fonksiyonu oluşturduğumuzda ekrana herhangi bir şey yazdırmıyoruz. Biz bunu çağırdığımız zaman ekrana bir şey yazılacak. O yüzden de tanımladıktan sonra ancak bu fonksiyonu çağırabiliriz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani bir fonksiyonu, bir değişkeni kullanmadan önce tanımlamalıyız. Şimdi gelelim global değişken ne demek, lokal değişken ne demek? Yani global ve yerel değişkenlere gelelim. Şimdi ilk olarak burada x eşittir bir string olsun. global x dedi. Bakın bu bir global değişken. Niye global değişken? programımın en dış seviyesinde tanımlandı ve bu programın her yerinden erişilebilir bir değişken. Tabi her yerinden erişilebilir derken tanımlandıktan sonra erişilebilir. Yani siz sayfalarca kod yazıp da en aşağısına bunu yazarsanız bu artık programın her yerinden erişilebilir bir değişken olmaz. Bu bir global değişken. Peki yerel değişken nedir? Yani lokal değişken nedir? Onlar da bir fonksiyon içinde tanımlanan ve sadece tanımlandıkları fonksiyonda veya döngüde diyelim arkadaşlar geçerli olan değişkenlerdir. Yani şöyle göstereyim. Def fonk olsun mesela. Bunun içinde de y eşittir lokal y diyelim. Bunu tabi string yapalım. Lokal y diyelim. Ve şunu yapalım. Print y. Şimdi bakın. Fonksiyondan dışarıya çıktım. İlk olarak ben bunu şu şekilde bir çalıştırayım. Ondan sonra e, x'i de bir güzel yazdırayım. Bakın şimdi ne yazdı? Tahmin ettiğiniz gibi bu fonksiyonu çalıştırdığım zaman ilk önce böyle bir e, değişken oluşturdu. Sonra onu ekrana yazdırdı. Yani lokal y yazdı. Sonra da print x dediğim zaman da bu çalıştırdığım pencere nedense bazen kapanıyor. X'i yazdırdığım zaman da geldi, bunu yazdırdı. Şimdi şunu görmenizi istiyorum. Ben buraya gelip print y dersem, bakın zaten başlarken altını çizdi. Çalıştırdığım zaman şunu görün, y tanımlı değildir dedi. Çünkü arkadaşlar buradaki y bir lokal değişkendir, bir fonksiyonun içinde tanımlanmıştır ve biz buna dışarıdan ulaşamayız. Sadece tanımlı olduğu fonksiyonun içinde kullanılabilir arkadaşlar. İşte buna lokal değişken denir. Şimdi bakın ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bunları sileyim. Buraya geleyim. Bu değişkenin adını x yapayım. Buraya da lokal x diyeyim. Sonra şunu da x yapayım. Yani benim fonksiyonum bir tane e, x değişkeni oluşturuyor, ismine de local x diyor. Sonra o değişkeni ekrana yazdırıyor. Hemen bu fonksiyonumu bir çağırayım. Sonra da bunu print x diyeyim. Yani x'i yazdırayım. Şimdi ne olduğunu tahmin edelim bakalım. Şimdi ilk önce olan şey şu. Biz bir tane x değişkeni oluşturduk. global x ismi şey, e, içeriğinde de global x var. Sonra bir tane fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyon içeride bir x değişkeni oluşturdu. x eşittir lokal x dedi ve bunu yazdırdı. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman bu değişken oluşturulacak ve ekrana yazdırılacak. Yani buradan gelen şeyin lokal x olacağını biliyorum. Benim asıl merak ettiğim kısım şu. Bu x değişti mi yoksa aynen kaldı mı? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın lokal x ve global x. Yani bu fonksiyonu çalıştırdığım zaman bu değişken oluşturuldu. Ekrana yazdırıldı. Ancak print x dediğim zaman bana yine bu geldi arkadaşlar. Çünkü tekrardan söylüyorum. Buradaki x aslında bir lokal değişkendi. Sadece fonksiyondan ona erişebilirsiniz. Yani sizin print ifadesiyle buradaki x'e erişme şansınız yok. Dolayısıyla arkadaşlar sizin burada yaptığınız değişiklik buradaki değişkeni etkilemedi. Yani bunlar aslında iki farklı değişken gibi düşünebilirsiniz. Bakın şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle bir şey göstereceğim. Bunu yorum haline getirirsem, bunu yorum haline getirirsem yani fonksiyonum sadece x'i yazdıracak. Bakın bunu çalıştırdığım zaman ikisinde de global x yazdı. O bu şundan dolayı oldu arkadaşlar. Siz print x dediğiniz zaman bu sırayla bakıyor arkadaşlar. Yukarıda yazıldığı sırayla. İlk önce lokale baktı. Yani tanımlandığı aralığa baktı. Burada bir x var mı? Yok. O zaman bir sonrakine bir önceki aşamaya çıktı. Burada arkadaşlar enclosing yok. Onu şimdi göstereceğim. Burada da bir şey bulamayınca globale geldi ve bunu yazdırdı. Dolayısıyla eğer bunu kaldırırsanız lokali yazdıracak. Eğer burada bir şey bulamazsa bir üst seviyeye çıkacak. Orada da bulamazsa oradan bir üst seviyeye çıkacak. Bu şekilde işliyor. Şimdi yeri gelmişken size arkadaşlar bu enclosing ne demek? Nasıl bir değişken çeşidi onu göstermek istiyorum. Bakın bir tane fonksiyon oluşturdum. Buna outer diyelim. Yani dıştaki fonksiyon manasında. Şimdi bu kendi içinde bir tane değişken oluştursun. X eşittir. Aynı ismi kullanıyorum kasıtlı olarak. Bu yine string olarak enclosing x olsun. İşte arkadaşlar bu da iç içe fonksiyonlar olduğu zaman e, aldığı isim enclosing x oluyor. Daha doğrusu güzel söyleyemedim özür dilerim ee, iç içe fonksiyonlar varsa arkadaşlar e, en içteki lokal oluyor onun bir üstündeki enclosing x oluyor onun bir üstündeki de global oluyor bakın şöyle yapalım print x diyelim sonra bir tane daha fonksiyon tanımlayalım buna da inner diyelim bu da herhangi bir parametre almasın burada da x eşittir lokal x desin. Şöyle yapalım. x eşittir lokal x. Evet şimdi burada arkadaşlar 3 tane e, değişik x tanımladım. Bunların en dışta olanı global x ve iç içe fonksiyonlar varsa bunun dışta kalanı enclosing olarak isimlendiriliyor. En içteki de lokal olarak isimlendiriliyor. Şimdi bakın buraya da şu print x diyelim. x'i yazdıralım ve şunu çalıştıralım. Yani içerideki fonksiyonumuzu çalıştıralım. Şimdi bakın. Dışarıya geldi. İlk olarak alter fonksiyonumu çalıştırdım. Ondan sonra da print x dedim. Şimdi ne olacağını yine inceleyelim arkadaşlar birlikte. Bakın. Alter fonksiyonu çalıştığı zaman bu fonksiyon çalıştırıldı. İlk önce böyle bir değişken oluşturuldu ekrana bu yazdırıldı. Bu ilk önce kendi bulunduğu yere bakacak arkadaşlar. Bunu bulduğu için hemen bunu yazdıracak. Yani ilk önce enclosing x yazdırılacak. Sonra bu fonksiyon tanımlandı. Böyle bir değişken oluşturuldu ve bu değişken yazdırıldı. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu fonksiyon oluşturuldu. Bu fonksiyon çağrıldığı zaman bu değişken oluşturuldu ve ekrana yazdırıldı. Ama burada mesela bu print ifadesi ilk önce kendi bulunduğu skopa bakıyor. Burada x var mı? Var. O zaman ben diyor bunu yazdıracağım. Dolayısıyla burada ilk önce ben şunu bekliyorum. İlk önce bu yazılacak arkadaşlar. Ondan sonra bu yazılacak. Outer'la işim burada bitiyor. Print x dediğimde yine global yazılacak. Çünkü arkadaşlar bunların ikisi de dışarıdan erişilebilecek değişkenler değil. Bakın çalıştırdık. Gerçekten de düşündüğümüz gibi oldu. İlk önce bu yazdı. Bu yazıldı. Sonra içerideki fonksiyon çağrılınca bu yazıldı. Hepsi bittikten sonra da bu yazıldı. Şimdi bakın şöyle denemeler yapalım. Bunu kapattığım zaman ne olacak? Size şunu söyleyeyim. Buradaki bu print ifadesi ilk önce kendi skobuna bakacak. Kendi bloğuna bakacak. Burada bir x var mı? Yok. O zaman bir öncekine bakın. Bu sırayla gidiyor işte. Burada bir x var mı? Var. O zaman bunu yazdıracak. Dolayısıyla ben enclosing x yazmasını bekliyorum. Buradaki print'in de aynısını yazmasını bekliyorum. Sonra en alttaki şu print x ifadesi de bunu yazdıracak. Yani şöyle olacak. Gördüğünüz gibi enclosing x, enclosing x ve de global x. Bakın şöyle yapalım. Şunu görün. Bunu açalım. Ancak bunu yorum haline getirelim. Bu sefer şöyle olacak. Bu alter'ı çalıştırdığım zaman bu print ifadesi kendi scope'unda bir şey bulamadığı için bir dışarıya bakacak arkadaşlar. Yani global'i yazdıracak. O halde şöyle olacak. Bu print ifadesi global yazdıracak. Bu fonksiyon çalıştırıldığında lokal yazdıracak. Sonra da en e, alttaki printte bunu yazdıracak. Bakın gördüğünüz gibi ilk önce global, ondan sonra lokal, sonra yine global. Eğer ben bunu da kapatırsam, bunu da kapatırsam yani yorum haline getirirsem, artık buradaki x arkadaşlar yazdıracak bir şey bulamadığı için bir yukarıya gelecek bunu yazdıracak. Bu print ise kendi skopunda bir şey bulamayacak, bir yukarıya bakacak, burada da bulamayacak. O yüzden o da buraya gelecek. Yani burada arkadaşlar gördüğüm print ifadelerinin hepsi global x yazdıracak. Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde gidiyor. İç içe daha fazla da fonksiyon ekleyebilirdiniz. En içteki print ifadesi ilk önce kendi e, skopuna bakacak. Yoksa bir üste çıkacak. Yoksa bir üste çıkacak. Bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Şimdi size Başka bir şey göstermek istiyorum. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Bakın şimdi ne yapacağım. F fonksiyon tanımlayacağım şurada bir tane. Def, fonk. Az önce yapmıştım zaten bunu. Burada x eşittir 5 diyeceğim. En son dışarıya geleceğim. Önce bu fonksiyonumu çalıştıracağım. Ondan sonra da e, x'i yazdıracağım. Bakın şimdi ne gördünüz. Çalıştırdınız. Yine global x yazdı. Zaten bunun az önce böyle olacağını söylemiştim. Çünkü ne demiştim? Global değişkenleri fonksiyonun içinden değiştiremezsiniz. Yani bu x başka bir x. Sizin bu fonksiyonun içinde oluşturduğunuz 5 başka bir 5, başka bir x. Yani burada şu oldu. Bu fonksiyonu oluşturdunuz, içinde bir 5 değişkeni oldu. Bu fonksiyonu çağırdığınız zaman. Başka bir değişken oluşturuldu yani bu x ile bu x aynı değil. Peki ben bu fonksiyon içerisinden global x'i değiştirmek istesem ne yapmalıydım? Hemen şunu gösteriyorum arkadaşlar. Bu fonksiyonun içinde ben lokal oluşturulacak bir x'i değil de zaten var olan global x'i kullanmak istiyorum manasına gelen şu ifadeyi ekleyeceğiz. Bakın global x'i buraya ekledim. Bunu çalıştırdığım zaman bu şu olacak. Ben burada e, lokal bir x değil, var olan global x değerini kullanmak istiyorum dedim ve ona 5 değerini atadım. Bu fonksiyonu çalıştırdığım zaman artık bu 5 değeri x'e atanmış olacak ve yazdırdığımda bakın artık 5 yazdığını göreceğim. Yani eğer ben bir fonksiyon içinden yani daha içteki bir skoptan global değişkeni kullanmak istiyorsam, onu değiştirmek istiyorsam global anahtar kelimesinden faydalanacağım. Peki buna karşılık gelen şunu da göstereyim. Mesela iç içe fonksiyonlar varsa ben enclosing variable dediğim yani ortadaki değişkeni de kullanabilirim. Şöyle söylemek istiyorum şimdi bakın. Oraya değil Tabii ki. Şuraya az önce yazdığımız fonksiyonu bir daha yazalım. Def outer olsun. Mesela buraya x eşittir yine enclosing x diyelim. Ondan sonra bu x'i yazdıralım. Print x. Bir tane daha fonksiyon oluşturalım. Def e, inner olsun bunun da ismi İçerideki fonksiyon. Burada x Eşittir e, lokal x ya da evet öyle olsun. 5 olsun ya 5. x eşittir 5. Ondan sonra e, şöyle buradan dışarıya çıkacağım. Ve de bir daha x'i yazdıracağım. Print x. Şimdi bakın ben buraya gelip outer fonksiyonunu çalıştırdığım zaman ne olacak? Ekrana ne yazılacak? Onu bir güzel görelim. Şu yazılacak arkadaşlar. Ben size olacak olanı söyleyeyim. İlk önce bu değişken oluşturulacak ve ekrana yazdırılacak. Bakın kendi seviyesinde bir x bulduğu için hemen bunu ekrana yazdıracak. Sonra bir fonksiyon oluşturacak. Şurada bu oluşturduğumuz fonksiyonu tabii ki çağırmalıyız ilk önce. Bu inner fonksiyonu çalıştırıldığı zaman x eşittir 5 diye bir değişken oluşturulacak. Ama bu x eşittir 5 değişkeni bununla aynı değişken değil. Bu Enclosing variable dediğimiz bu da local variable dediğimiz. Yarı İngilizce yarı Türkçe idare edin arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Ben bunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar buradaki x bakın bu yazdırılacak x hangi x oluyor ben size söyleyeyim. Şuradaki x oluyor. Çünkü bu daha içeride bir e, skobu var bunun. Buradaki x yine bunu yazdıracak. Yani iki kere enclosing x yazması gerekiyor. Gördüğünüz gibi de onu yazdı. Ancak ben burada şunu yaparsam şimdi global dersem bunu kullanmak istediğimi anlatmış olurum. Bu bir öncekini kullanmak istediğimi söylüyorsam onun içinde non lokal anahtar kelimesini kullanacağım. Non lokal x. Yani ben bunu yazdığım zaman ben bu içerideki fonksiyonda kullandığım x değeri bu fonksiyon için oluşturulmuş bir lokal x değeri değil de bir önceki basamakta kullanılan x değeri onu kullanacağım diyorum. Bakın bunu çalıştırdığım zaman ilk yazılan print ifadesi bu print ifadesi gördüğünüz gibi enclosing x yazıyor. Sonra içerideki fonksiyon çalıştırıldığı zaman ben e, lokal bir x değil bir önceki x'i kullanmak istiyorum diyor. Ve ona 5 değerini atıyor. Sonra siz e, bu x'i yazdırdığınız zaman cevabının da 5 olduğunu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz neredeyse bu kadar. Son bir uyarı daha yapacağım. Bakın burada pek değinmediğimiz e, built-in diye bir şey var. Bunlar da e, bunlar özel isimler arkadaşlar. Python'da kullanmaktan çekinmemiz gereken isimler. Şimdi nedir bunlar? Bakın mesela sum. Yazdığım zaman bunun özel bir ismi var. Hatırlayın bu e, bir listenin veya bir demetin toplamını veriyordu. Veya max. Vay, veya veya len. Veya lambda. Yani bunlar arkadaşlar Python'da bir anlamı olan kelimeler bunları değişken ismi olarak kullanırsanız mesela siz sum diye yeni bir fonksiyon oluşturursanız Python'daki var olan sum fonksiyonunu override etmiş olursunuz. O yüzden önerilmez. Eğer siz illa ki ben bunu kullanacağım diyorsanız bunun sonuna bir alt çizgi ekleyerek arkadaşlar bunu değişken ismi olarak kullanabilirsiniz. Ancak bunun haricinde e, çok Özel durumlar dışında Python'da var olan anahtar kelimeleri değişken olarak kullanmamalıyız. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Değişkenlerin cinsleri, nasıl tanımlandıkları, nasıl geçerli oldukları bunlara değinmeye çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. İzlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşene kadar hoşça kalın.